Herkese merhaba arkadaşlar. This War of Mine 4. bölümüne birlikteyiz. Bir önceki bölümde Emilia ile birlikte Aziz Mary Kilisesi'ne gitmiştik. Bakalım bu bölümde nelerle karşılaşacağız? Hayatta kalabilecek miyiz? Daha ileriye gidebilecek miyiz? Yoksa ne olacak? Ya aç, üzgün ve yorgun. Şimdi yemeğimiz yok. Eşyalarımızdan bakalım nelerimiz var. Kompol tüfek, cephane var. İçerinin soğukluğu düşük. Bir radyoya bakalım neler dönüyor. Güneydoğu Graznoya ya da mutlu hava hakim durumda. Hava her geçen gün soğuyor. Eğer yaşadığınız bölgede merkez ısınma yoksa yapacak tedarik etmeyi sakın unutmayın. Yani sanki bu bir umut savaşın sonuna doğru gibi. Önce içerinin bir ısısını arttırmaya çalışalım. Termometre yapmamız gerekiyor. Burada ne yapabiliyoruz? Saf alkol lazım. Termometre yapmamız lazım. Bunun içinde tabii bir tane daha elektronik parça ihtiyacımız var. Şu an suyumuz var mı? 5 tane suyumuz var. Evet, en azından belki yemek yapabiliriz. Şimdi fare yakaladık. Fare pirzola yapacağım. Evet, içerisi ısındı. 17 derece oldu. Şimdi şuradan bir yemeğimizi toplayalım. Gübreyi buraya koyalım. Yani 21 gün oldu. Hoş geldin. Şimdi yemeğini yedirdikten sonra birazcık dinlendireceğim. Belki bir satıcı gelir. Durumu kurtarabiliriz. Üzgün. Aslında bir balta yapıp şu oyuncakları keşke kırma gibi bir seçeneğimiz olabilseydi iyi olurdu. Yani umudumuzu kaybetmeyelim tabii. Arkadaşlar, abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hatta videoların altında önerilerinizi, oyun hakkında fikirlerinizi veya eksik kaldığım bir görüp de fark etmiş olduğunuz şeyleri yazabilirsiniz. Bunu dikkate alarak oynamaya çalışırım en azından. Yani bir karakterin en azından bir yorgunluk evresini atlatabilmesi için yarım gün civarında bir bekleme süresine ihtiyacımız var.
şu üzgünlüğünü de alabilseydik en azından kadının. Yorgunluğunu aldıktan sonra bir tane sünger filtre yapacağım. Ki en azından su stekleyebilelim. Kilisesine gittiğimizde orada papaz alışveriş yapabiliyoruz ama şu an artık elektronik eşya ihtiyacımız olduğu için muhtemelen oraya gitmeyeceğim. Farklı bir yer deneyeceğim. Ama her yerde de tehlike var. Mermide 6 tane var. Belki silahımızı alıp o şekilde gidip birilerini öldürmek zorunda kalabilirim yani. Şimdi bunu bitireyim. Otel bir sorun teşkil etmiyor. Şehir meydanı var. Tehlike, tehlike. Neymiş? Pogonen Seyahat firmasına ait küçük ama lüks bir otel. Burada şu anda silahlı haydutlar var. Bazen binadan çığlık sesleri geliyor. Uzak durmak en iyisi demiş. Burası da ortalık savaş alanına dönmeden önce burası tüm yakın çevreye erzak sağlıyordu. Bölge askerin kontrolü altına girdiğinden dolayı burada alışverişe çıkmak riskli olabilir. Yine de orada epey malzeme kaldığını düşünürsek bu riski almaya değer. Şimdi bir tane karakterim var ve ben bunu kaybetmek istemiyorum. Daha güvenilir bir yere gitmek istiyorum. Şehir meydanında ne varmış? Eski binalarla çevrelenmiş bu şehir merkezi parklarıyla, meydanlarıyla ve tarihi anıtlarıyla bir zamanlar fevkaladeydi. Savaş şehir merkezine çok büyük zararlar verdi ancak burada hala insanların takas yapmak için geldikleri bir pazar yeri var. Takas için bir şeyler öğrenerek ihtiyacımız olan malzemeleri alabiliriz belki demiş. O zaman buraya gideceğim. Takas için götürmek istediğim bir şey var mı? Şu an yok. Aslında öncelikle geliyor belki... İşimize yarayabilir. Ticaret savaşı dahi devam eder. Tabii ki de. Buraya aldığım lootları bir bırakmaya başlayayım. Burada neler var mesela? Falan. Bakalım ne var sende? Çelik yelek var. Ya şu an bunlara gerek yok. Burada ne var? Alkol var. Bu biraz da tekel bayi gibi o bir satış yapıyor. Bunda yemek ve su var. Burada tıbbi malzeme var. Tamam. Peki. Şimdi burayı bir açalım. Umarım buraya girmek yasak değildir. Buraya girmek yasak mı? Defol git. Tamam. Tamam, buraya girmek yasak. Onu anladık.
olsa en azından üst katları da. Hadi abicim hadi. Burada da bir hareket var ama üst kata çıkmıyordur inşallah diyecektim. Şöyle bir şey yapayım. Bana değildir herhalde. Tamam tamam. Gidiyorum. Evet, bu eve girmek yasak. Yani daha ne istiyorsun ha? Buradan tamam mı? Ben en azından şuradan armorumu alayım. Tamam abi gideceğim. Gideceğim buralarda. Evet. Şehir merkezinde de mimlendik. Artık birilerini öldürmem şart yani artık. Buna sürüklüyor oyun beni. Soyulduk mu? Soyulduk, güzel. Güncellesek güncelleyemiyoruz. Her zamanki gibi birçok malzeme ihtiyacımız var. Bir evreden sonra elektronik eşya da toplamak gerekiyor aslında. En azından bir kişi daha olmuş olsaydı daha hızlı ilerleme kaydedebilirdim ama tabii yanımızdaki insanlar bizi satıp gittiği için pek bir şey yapamadım. Ama yine de hayatta kalmaya çalışıyorum sonuçta. Oyunun temel amacı da bu. Ona ulaşabilmek. Kapıda birisi var. Umarım bu bizim yanımıza katılır. Yani veremem çünkü bir tane sağlık var. Diğer fare kafanı da dolmuş.
Şimdi su tamamlanıyor. Su tamamladıktan sonra bir yemek yedireyim. En azından açlığı gitsin. Üzgünlüğünü niye indiremedim? Hala onun için uğraşıyorum ama başaramadım. Yakabileceğimiz bir şey de kalmamış, güzel. Günü bitirelim. Süpermarket. Acaba burada yani ne kadar asker var şimdi, onu da bilemiyoruz. Süpermarket. Süpermarketten alsak bir şey. Sosis ve salam. Apartman binası. Süpermarket mi? Süpermarkette de deneyeceğim ya. Süpermarkette de deneyeceğim. Şimdi alabileceğim her şeyi aldım. Gazamız mübarek olsun. Acaba son bölüm mü benim için? This far of mine. Zavallı kız, birbirinin karşılığında sana yiyecek verebilir miyim dedi. Resim bu var ya, bu bir ipnelik yapacak ama. Kurtardık en azından. Kız kaçtı gitti. Mükemmel. Şimdi buraya bir loot atalım artık ha. Burada başkaları var mı? Onu bir merak ediyorum. Ablam bir sağa bir sola gidiyorsun. Burada kimse yok. Şimdi lootlarımın hepsini şuraya bırakayım. Buraya bir güzel lootlayayım. Buna mecburdum. Yapmak zorundayım. Hemen lootlamaya başlayalım. Aşağıda kırabileceğimiz dolaplar var. Devriyeyle. Bunları kırayım en azından. Şurayı geçmem gerekiyor. Peki.
alttaki odaya da bakmak istiyorum. Peki. Elektronik eşyaya ihtiyacımız var. Özellikle elektronik eşyalardan toplayabilirsem çalışma tezgahlarını güçlendirebilirim. Benim buraya bir kere daha gelmem gerekecek. Hemen aşağıya koşalım. Şuradan gerekli olanları alalım. Gübre lazım. Aslında şu makineyi tüfeğe götürebilirim. Evet, bakalım ne oldu. Hava gitgide soğur. O zaman benim yükseltmem gereken bence artık soba. Yani öncelik haline geldi. Aa, burada kar var. Kardan adam var hatta galiba. Evet. Soğuktan da ölmesin. Kızı kurtararak büyük risk aldım, öldürülebilirdim ne düşünüyordum demiş. Yani yapman gerekeni yaptım bence, bana göre. Kar efektini de güzel yapmışlar, hoş olmuş. Şimdi sobayı bakalım bir güçlendirebilecek miyiz? Yapalım.
yani tabii. Abi yakalayamamışız. Çıkacağımız bir şey yok. O zaman yapalım. Satıcımız da geldi. Abicim geleceğim bir dakika. Bir dakika müsaade et. Sobamızı yak. Elektronik malzeme de getirmemiş. Ben buradan ne yapabilirim? Yemek olarak şu an zaten tek kişi olduğu için yani fare kapanından ürettiğimiz yemek bize yetiyor. Aslında bileşenle hafta ya bu kadar mı ediyormuş bu? Bu ilaç yapmak için kullanmamız lazım. Yani bir tane tüfeği mi satsam acaba diye düşünüyorum. Pompalı iyidir ya. Bir tane yemek ediyor. 4-6 tane bileşen ediyor. Bunları toplayabilirim. Şu an biraz daha zor toplanabilir bir şeylerden alayım en azından. Yani bunları da şu an ihtiyacım yok gibi geliyor bana. Aslında odun yakacak bir şey lazım olur. 4 tane alabilirim. Alkol de üretmem lazım. İlaç yapabilmem için. Yani çok bir şey değişmiyor. Yakacak şeyden alsam daha mantıklı. Yapmam gerekiyor.
10 tane suyumuz var. Tamam. Kar lazım. En azından bir kişi daha almış olsaydı çok iyi olacaktı ama bu şekilde de sonunu getireceğim oyunu. Ya ben inanıyorum kendime. Ne yapacağım? Başına iki tane hazır da yemek dursun. Çok güzel. Mükemmel. Buraya gideceğim. Silahımı alacağım. Tüm malzemelerim de şeyde kaldı. Bayağı bir kalabalık yalnız. Daha 3 kişi var. Operasyon düzenleyeceğim. Değil. İkisinin elinde de silah var. Ben bunları tek tek yakalamam lazım. Birinin en azından üst kata çıkması lazım. Evet, biri üst kata çıktı. Diğeri umarım yakınından geçer. Küfür etme. Küfür etme. Hadi lan. Bu da üst kata çıktı. Diğeri nerede? Diğeri duymadı herhalde silah sesini. Evet. Bu iş tamam. Biraz yaralandık ama sargı bezimiz var. Ne de olsa. Boş şeyler. Şimdi günün yarısını bu adamlarla uğraşarak bitirdim ama hemen şimdi burayı lootlamam lazım. Ne varsa bırakacağım. Yapabildiğim kadar.
Loot yapacağım. Oyalanmazsam. Keşke olduğumuz yerde sargı bezi kullanabilsek. Yine elektroniğe ihtiyacımız var. Yara aldığım için gittiğimde direkt sargı bezi sarıp iyileşmemi hızlandırmam lazım ki aslında yatarak da dinlenmesi lazım ama birçok iş var yapmam gereken. Gelmiş olsa çok güzel bir iş olacak ama bayağı da iyi loot çıktı, ilaçtır vesaire. Yani bizi bir hayli götürür. Biz nerede iyi loot çıktı dediysem oraya gidemiyorum, engel oluyor bir şey. Levye ve kürek lazım olabilir. Levye en azından lazım olabilir ama levye de diğer yerde kaldı. Gittiğimiz zaman bir plan yapacağız. Üst kata da bakalım. Yiyecek dolaba. Dolaba bakalım. Uzun olma. Çıkabilir. Mükemmel. Bir kere daha çıkarım gibi mi oluyor üstüne? Çünkü hayli silah topladık. Aslında bunları bir yerde takaslayabilirsem fazla olanları. Takas yapılabilecek bir yerlere gitmem gerekiyor. Testlere getirmek şart. Zaman da azalıyor. Hadi yavrum. Gelin aklımdan. Evet, şimdi. Bunu alacağım. Bunu alacağım, bunu alacağım. Başta alacağım, başta alacağım. Elektronik eşya. Şunun bir tanesini bırakacağım. Ne alabilirim diye düşünüyorum. Evet. Bakalım ne oldu. Bayağı da bir tahta götürmüşler. Ne yapmışsızlar. Aslında bugünü kadının bu evde geçirmesi daha makulmuş gibi geldi bana şu an. Açtım en azından. Alalım.
Saralım. Saralım yaralarını. Bir de dinlensin. Aslında şunları da... İşte bitmiyor iş, bitmiyor. En az iki kişi olmasın abi. Rahat bırakmayacakmış gibi yani. Hadi bakalım. Yine aynı kadın. Tekrar merhaba. Buyurun. Ne istiyorsun? Ya al ablacığım, al. Al. Tamam. Al. Tamam, al bakalım. Şu kadının üzgünlüğünü bir geçiremedik ama. Hiçbir şeyden olmuyor şu an. Yemek konusunda şu an bir problemimiz kalmadı. Ama odun ve bileşen elektronik eşya da aslında şu an bir tane güçlendirme yapabiliyoruz. Ama şu an bunu bu kadının dinlenmesine bırakacağım bugünü. En azından yorguna geçti. Ara vermeden yağmaya devam. Testleri yapmayı unuttuk. Çok güzel. Buraları bir kontrol edin. Bazen bir yapılacaklar listesi buldum. Basit bir sistemi olan bir grubun olmalı. Bak şurası ilginç. İçkileri kim tuvaletin arkasına bırakıyor? Pisliği temizleyin. Mesela bu bir info. Bazen saklanmış olan şeylerin yerini söylüyor. Hepsini aşağı indirmişler. Sadece sahildeki küçük kızların olduğu resmi bırakmışlar. Nedenini bilmek istemiyorum demiş. Buraya giremiyorduk. Açmak için. İki tane testere ve bir tane lockpick lazım. Çok yemek var burada. Çok güzel yani bu. En azından yemeğe fokuslanmamış olacağız. Açlıkla uğraşmamak için. Uğraşmamak adına iyi olacak. İçkiler, yemekler. Thank you.
zekalıktı. Testere bir lock yapmamız lazım. Ben bir hayli sağlam şeyler kurtardık. Yemek var. Şurayı alalım. Silah yapmak için. Soyulduk mu? Güzel. Şimdi yiyelim. Daha önce şunları ilaç verdiğimiz, sargı bezi verdiğimiz kadın da bize bir şeyler getirebilir. Bakalım kapıya birisi gelecek mi bugün? Biraz bekleyelim. Ablamız kalkma meraklısı. Daha kimse gelmez herhalde bu saatten sonra.
Askeri üs. Aslında olası takas diyor. Garaja gidip mesela bir tane pompalı, bir tane tabanca götürüp fazladan bir tane bundan var. Deneyelim. Belki işimize yarayan bir şeyler çıkar. Mermiye gerek yok. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sana buraya bırakacağım. Kürek, levye ve balta da aslında işimize yarıyormuş. Hey altı tane tahta mı veriyorsun gerçekten? Ne alsam? Abi 8 tane tahta. Şurada bir kutlara bakalım ne var ne. Bir tane testere almışım. Aslında bir tane daha alabilirim. Çünkü gideceğim yerde 2 tane lazımdı. Thank you.
Kayser almıştık. Onu oraya keseyim bari. Loot'ları atayım. Loot'ları attıktan sonra buraya geldim. Tekrar yapabileceğim şey planı yapalım. Sofya mücevherlerini aldık. Çok üzüldüm. Bizi buradan çıkarak kayıtçıya para dememiz gerekiyor. Daha fazla bekleyemeyiz. Bunu 100 kere telafi edeceğim diyor. Alamıyorum.
10 saniyede kurtardık. Kardeşim ölmüştü, komşular eve Grazlı muhabirleri arayan askerlerin geldiğini söyledi. Eve ateşi vermeden önce ailemi sorguya çekmişler ve ardından öldürmüşler ve evdeki bütün değerli eşyaları götürmüşler. Ziyaretinin asıl nedeni de bu olsa gerek demiş. Evet sevgili izleyenler, This War of Mine 4. bölümün sonuna geldik. Beni takip edip, yorum atıp, like etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.